Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın. Dın. 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 Evet, ne yapıyoruz bugün? Arkada horoz sesleri eşliğinde zeytin topluyoruz dostlar. Şimdi nasıl topluyoruz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz onları anlatacağım. Arkamızdaki ağaç bak yem yeşil daha. Yeşilleri şu an sadece kurmalık için elle topladık birkaç bidon. Onları gösterelim tekrar da onlar. Makarna videosu bizim yalan oldu. Bir makarna videosu çektik. Ya yayınlamadın mı bir daha? Yok yayınlamadım, o iyice pert oldu. Neyse tekrar makarna videosu çekeriz size. Orada zeytinleri falan göstermiştik tabii sizi izleyemeyeceğiz için. Tekrar çekip gösteririz. Şimdi toplama anındayız. Evet. Donlaş sal beni de devam edeyim bir şey diyor. Şöyle. Sus bir be. Bağırma arkadan. Tavuklar haliyle kapalı şu anda. Gerçi bir süredir kapalı salıyoruz. Çıkacak bir yer buluyorlar. Yan komşunun bahçeye geçip köpeklerinin mamasını falan yiyorlar. Çiçeklerini yiyorlar. Ondan sonra işte etrafa pisliyorlar falan diye şikayet geldi. Ben de onlara ceza verdim. Bir aydır böyle rahat rahat takılıyorlardı. Şimdi kümesten çıkamıyorlar. Birkaç gün sonra halledeceğiz gerçi. Tellerdeki açık yerlerin bir kısmını onardım ama hala görmediğim abayın da çıktığı bazı boşluklar var. Oraları tespit etmem lazım. Neyse lafı uzatmadan o zaman videomuza başlayalım. Şimdi dostlar böyle bir yaygımız var. Altına seriyoruz. Sonra şu zeytin tarağıyla çekiyoruz. Bu arada buradaki siyah zeytinleri göstereyim. Şöyle ışık tersten vuruyor. Neyse buradakiler daha rahat gözükür. Şöyle tarağı tutup daldan aşağı çekerek aşağı dökülmesini sağlıyoruz. Sonra bu yaygının üzerinden de kovalar aktarıyoruz. Kuracaklarımızı bir yere, yağlık bir yere. Bazen sadece yağlık, bazen sadece kurmalık topluyoruz vesaire derken. Bu ara zeytin mesaimiz tam gaz devam ediyor. Şimdi dostlar mantık gayet basit. Böyle işte tarağı şöyle tutup daldan aşağı çektiğimizde hop böyle ya da salladığımızda biraz da zaten dökülüyor. Böyle çekiyoruz. Tabi ağaca da çok fazla zarar vermeden mümkün olduğunca narin hareketlerle. Ben ilk yapmaya başladığımda baya şurada bir iki tane kalın dal kırdım. Ağaç kusura bakmasın artık. Şimdi böyle daha narin yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum. Tabi tamamı sıyrılmıyor, arada 2-3 tane kalanlar oluyor, onları da artık elle daha sonra alırız. Şimdi böyle tam olgunları zaten dokunur dokunmaz onlar dökülüyor yere böyle. Böyle şapur şapur gördüğünüz üzere. Gösteriyor mu yerde? Evet. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Sevgili kameramanım. Böyle işte dostlar döke döke ilerliyoruz. Bakalım biz böyle gidelim. Ondan sonrasında ne kadar topladık, ne oldu, ne bitti. Nereye çekeyim? Ben var mı kadrajda? Evet. Böyle sen varsın dediğinde genellikle olmuyor ama. Hayır varsın. Vallahi var mıyım? Köşede varsın ama amaç zaten zeytin. Zeytini evet. Gösteriyorum. Evet. Seni de araya sıkıştırıyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Dış ses değilsin, iç sesin yani. Evet. Tamam mı? Tamam. Biz devam edelim dostlar. Görüşürüz sonra. Evet. Neredeyim? Neredeyim? Kümesin çatısındayım dostlar. Şimdi buradan çatıya dökülen zeytinleri topluyorum. Tabii dökülmeyenleri de bizzat ben döküyorum. Şu ileridekileri de çektirip topluyorum. Neyse bu tarafı aldım. Biraz daha var, birkaç tane onları da alırım. Sonra bu tarafa geçeceğim. Burada daha bayağı var. Sonra zaten bu 2-3 ağacı da topladıktan sonra diğerleri yeşil. Bugünlük bir paydosu veririz. Yine 1-1,5 kasalık zeytinimiz çıktı. Bu da 4-5 litreye tekabül eder. Bakalım günün sonuna doğru sizi zeytinyağı fabrikasına da götürüp sıkım işlemleri nasıl oluyor onları da anlatmaya çalışırım dostlar. Bu bölüm zeytin bölümü olsun böyle. Bundan sonra zaten spesifik konulara yönelik bölümler çekmeye çalışacağım. Tabii günlük gidişatımızı yine yansıtmaya devam edeceğim ama ana önceliğim bundan sonra böyle edindiğimiz tecrübeleri bilgilerle harmanlayıp sizlere ulaştırmak. Değil mi Donlaycığım? Evet. Evet.
Biraz daha yüksek sesle de bakalım. Evet. Tamam. Ben de evet. Hadi nikahımızı da kıydık ayaküstü. Zeytine devam o zaman. Ortalama bir kısadan 3 litre zeytinyağı alabiliriz. Yani 8'de 1 gibi veriyor. Ki bundan önce götürdüklerimiz hep siyahtı. Özel olarak elle seçmiştik ve hani irilikleri şöyle göstereyim. Bayağı büyüktü. Ona rağmen 8'de 1 bana az geliyor ama bu sefer biraz sıyırıyoruz şu zeytin tarağıyla. Evet amcan sağ olsun dedi, bunda daha kolay olur. Deniyoruz, döküyoruz. Öyle dondajımı da aşağıda topluyor. Yaygın üstüne dökülenleri, etrafa sıçılanları topluyoruz topluyoruz. Bir saatten fazla zamandır işte bir kasa daha dolmadı. Bakalım. Meşakkatli bir süreç. Ama bir şekilde hallolacak. Ve evet dostlar, 3 saatin sonunda 1,5 kasa zeytin anca topladık. Sonra biraz bahçeden biber, patlıcan falan topladım. Şimdi Serhat abiler geliyor. Dolunay çaycı, Serhat abi çaycı. Ben de semaveri şimdi ateşledim. Neredeyse gelirler muhtemelen. Ve evet dostlar, bir önceki topladığımız zeytinlerin zeytinyağını aldım. Yalnız fabrikada çekim yapacaktım da üzüntülü bir haber de oradan aldık. Umay'ın bir yavrusu, Abay'ın da kardeşi onlardaydı. Zeytinyağı fabrikasının sahiplerinde. O da gençlik hastalığına tutulmuş, çok uğraşmışlar. O da vefat etmiş. Onun konuşunca işte moralim bozuldu. Video çekemedim orada. Artık bu bölümde izlediğiniz zeytinlerin yağını almaya gittiğimde göstermeye çalışırım. Şimdi bir öncekinde ne kadar toplamışız? Şurada 35 kilo toplamışız. 4,5 litre yağ çıkmış. 31 lira sıkım parası. İşte yağ rengi, dokusu şöyle ışıklı göstermeye çalışayım. Sarı, yeşil gibi. Dediğim gibi bu bölümü yağ fabrikasında tamamlamayı düşünüyorum. Hem işte nasıl sıkılıyor, nereden giriyor, nasıl yıkanıyor, nasıl sapları falan ayrılıyor. O bölümleri göstermeye çalışırım tabii, çok yoğunluk olmazsa. O yüzden bu bölüm daha devam edecek, izlemeye devam edin. Abay kızımızı bağlı tutmak zorundayım. Salar salmaz daha tespit edemediğimiz yerden kaçıyor kızım. Gerçi kaçıyor, bir şey yaptığı yok. Dolaşıyor geliyor da insanlar dışarıdayken korkuyor. Bak kardeşin de vefat etmiş kızım. Ona da çok üzüldüm. Bir bölümde, hangi bölümde hatırlamıyorum ama onu da göstermiştim. Dolunay'la bir yerde gezerken yolda denk gelmiştik. Onu da göstermiştim. Üzüldük. Aa, kızım senin buran ne şişmiş. Aa, burada beze gibi bir şey var. Ben bir detaylı muayene edeyim abayı da. Ya böyle canımız ciğerimiz oluyor ama hastalıkları, ölümleri de çok üzüyor. Şimdi bak elime burası geldi. Bir araştırayım, bir bakayım. Gerçi şu an sıkınca bir tepki vermiyor. Yağ bezesine de benziyor. Ama ihmale gelmez. Bir salayım bakayım yürümesinde, koşmasında bir şey var mı? Bu arada kulübeyi de kullanmıyor abay kızım. Buralarda yatıyor. Özellikle mamasını içeri koyuyor ama şaklavan kızım. Ne kızım. Tipini yediğim. Niye kullanmıyorsun kulübeni? Bak o kadar güzel kulübe yaptık sana. Neyse dostlar, ben şimdi bizim yan komşumuz var Mehmet amca. Onun arabayı alıp işte dün topladığım zeytinleri götürdüm fabrikaya, bunu aldım falan. Götüreyim, emaneti teslim edeyim. Artık zeytinyağı fabrikasında görüşürüz. Bu arada dostlar, aynı ağaçta limon ve greyfurt göstereyim size. Narinci ağaçlarına öyle aşılar yapılarak aynı gövdeden gördüğünüz gibi greyfurt ve limon alınabiliyor. İşte mandalina portakal karışımı da olabiliyor bir ağaçta. Hatta mandalina portakal limon görmüştüm. Hoş, güzel bir detay olduğunu düşündüm. Bir de bizim arka sokağı göstereyim. Bu sokağı da çok seviyorum ben. Öyle. Bakir bir sokak. Zaten bizim burası her yer çıkmaz sokak. Bizim en o yan tarafı falan. Neyse bu da böyle bir bilgiydi. Ve yeni bir zeytin gününden hepinize günaydın dostlar. Zeytin anlatımda nerede kaldım hiç hatırlamıyorum ama. Zaten
başladık da var annemle toplamaya bir taradın. Çok yapraklarını falan ayırmaya da uğraşmadım bu sefer. Çünkü en son fabrika götürdüğünde yaprakları makine ayırıyordu. İşte bu sefer gittiğimizde bunları götürürken size de fabrikayı gösterip bu zeytin bölümünü kapatmak istiyorum. Zeytin her türlüsü hani işleme aşaması dert ama doğanın mucizesi, harikası. Böyle kara incisi, arada yeşiller var. Daha ağaçlar bizim çok böyle farklı dönemlerde olgunlaştı. Yani bazıları kapkara oldu, zaten yan bahçedekiler dökmeye başladı. Bu taraftakiler yarı kara, yarı yeşil, bazıları daha yemyeşil falan derken böyle haliyle parça parça topluyoruz. Bu sefer yeşilli meşilli dedim. Arada kaynasın gitsin. Şöyle bir taradım. Biraz şimdi yine kaba yapraklarını bir ayıklayayım. Çuval alayım. Şu bir çuval da olsun. Ondan sonra sıkmaya götüreceğim. Kızlar, bunlar sizin yiyeceğiniz şeylerden değil. Yemek istiyorsanız yerlerde var, daha topladık bayağı yerdekileri. İlk önce tek tek sağlam kalanları, tabii bunların gıdaklayıp bırakmadıklarını elimizden geldiğince bir de yerde şöyle göstereyim. Taşlarla da çok benzerler. Ayıklaması zor. Neyse, ben şimdi buraya bir kaba yapraklarından arındırayım. Ondan sonra çuvala basayım. Sonra da şu zeytinyağı fabrikasına gidip sıkım kısmını da bir görelim. Zeytin videomuzun sonuna geliriz ondan sonra dostlar. Bizden ayrılmayın. Evet dostlar, geldik zeytinyağı fabrikasına. Buradan gördüğünüz gibi hazneye aktarılıyor. Buradan banttan içeri doğru giriyor. İçeride bir yaprak ayırma kısmı var, onu gösteririm. Dışarıya yaprakları atıyor. Öyle bir. Buradan içeri gelen zeytinler yıkanarak işte ilk önce kapıların şeyleri, yaprakları ayrılıyor, dışarı atılıyor. Burada yıkanıyor. Yıkandıktan sonra boğazına giriyor. Boğazından da tekrar mantıklarıyla yukarı. Sonra burada ezilme, işte botalama işlemleri, şurada daha rahat gözüküyor. Böyle geliyor, sıkıla. Başka bir şey var. Sonra burada böyle aletler var. Buradan muhtemelen buraya yağ olarak aktarılıyor. Ha, şurada bir şey oluyor. Kazandan da pompa vasıtasıyla bidonlara aktarılıyor. Burada da sıkılmış bidonlar var. Derken zeytin sıkma serüveni bu şekilde tamamlanıyor dostlar. Dediğim gibi buradan geliyor araçlarla, kantara çıkıyor, orada tartılıyor vesaire. Derken sıkılıyor. 1 litreye sıktırmanın bedeli 7 lira. Genel olarak böyle Erkan Sabah. Kuruyor zeytinler. Evet, bir zeytin yağ hikayesi çekiyor şu anda. Bence de. Dalından sofraya giriş anı. Geçen sene 35 liraydı zeytin. Burada ilk çıktığında. Zeytinyağı. Bu sene neredeyse zeytin 35 lira oldu. Aynen. 100 lira oldu herhalde zeytinyağının litresi değil mi? Bazı yerlerde geçti bile. Onun dışında işte birkaç sene öncesine zeytinyağının kilosu, litresi işte 7-8 liraydı, 10 liraydı. Şimdi 7 liraya sadece sıkımı yapıyorlar. Aynen öyle. Maalesef durumlar kötü. Bir önceki sene de 20 liraydı litresi zeytinyağın. Aynen öyle. Seneye de 20 liraya sıkarlar artık. Aynen. Dostlar, zeytinin yolculuğu böyleydi. Bu videonun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.